Evet arkadaşlar, şu anda Dikili Ilıcı'ya gidiyoruz. Dikili'de sıcak su, sıcak sulara gireceğiz. Aracımızı şu anda Songül Hanım kullanıyor. Evet, Denizköy ile Bademli arasında kalıyormuş arkadaşlar burası. Denizköy'e gittik. Denizköy'de sorduk. Bademli tarafına gidin dediler. Bademli'ye geldik. Bademli'de sorduk. Denizköy tarafına gidin dediler. Yani bu arada belirgin bir yeri yok buranın. Ilıca diye yazacak diyor. Ağaçlarda diyor. Ilıca diyor. Bir tabela diyor. Gelecek diyor önünüze. Yavaş gidin dedi. Böyle çam ağaçlarının, zeytin ağaçlarının arasında bir Ilıca tabelası varmış. Bakalım, orada da zaten kimseler yoktu. Biz geldiğimiz yolda da öyle çam ağaçların içinden geldik ama tabela görmedik. Demek ki tabela bu tarafa doğru bakıyor yani. Anlamadım. Evet, Ilıca yazan ağacı bulduk arkadaşlar. Yani bu ağacın üstüne. Evet arkadaşlar, şu ağaçta Ilıca yazmışlar. Buraya arabayla girmedim. İlk önce bir buraya koyduk arabamızı. Bir yürüyüş yapalım. Zaten arabamız yüksek olduğu için hep ağaçları sıyırarak geçer buradan. Bir de şuraya yazmışlar. Tabi biz bu ağaçlardaki yazıları okuyamadık. O yüzden kitleyeyim arabayı, dur. Arabayı kitlememişim. Tamam. Kitlendi, kitlendi. Evet, şimdi ağaçlara yazmışlar ama tabi biz tabela aradığımız için buradan yürüyeceğiz aşağıya. Zaten yollar, görüyorsunuz, buralar bayağı şey. Ama neresi? Buradayım kız. Göremedim. Evet arkadaşlar, koca denizde sadece sıcak suyun çıktığı yer şuradaki örülü bina. Evet. Yani burası böyle oda gibi, havuz gibi örülmüş. Herhalde çatısı da varmış önceden. Su sıcak ama çok siyah su yani. Bak. Sıcak su. Sıcak su ama bataklık gibi olmuş artık. Durgun yani. Buraya biz şortumuzu falan aldık geldik buraya. Yüzeriz diye ama gidemeyiz. Biz kendimize başka bir yer bulacağız. Şu kenardan gidelim mi istersen biraz? Ilıca'ya gelemedik ama tam böyle denize sıfır güzel bir yere çektik. Şöyle göstereyim ben size, ver. Şimdi yemeklerimizi yapıyoruz. Köftelerimiz, kolamız, salatamız ve içi neyliydi bunların? Kaşarlı nugget. Son terliklerimi versene benim. Evet. Evden dışarı çıkıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar. Çok güzel ortam. Deniz. Çarşaf. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz burada. Yemeğimizi yedik. Şimdi çayımızı demliyoruz. Ve harika bir gün batımı.
deniz çarşaf, gökyüzündeki bulutların ayna gibi yansıması. Çok güzel bir görüntü değil mi? Evet. Manzara harika. Batık gemi bile güzel ha. Evet. Harika görüntüler var burada. Çayımız demlenene kadar yürüyüş yapacağız sahilde. Ön karavanımız orada. Güneş battı. Hadi gidelim o tarafa doğru aşkım. Tekne görünür diye çekiyorum ama tekne görünmüyor. Evet arkadaşlar, yürüyüş yaptık geldik ama donduk yani. Dışarısı çok soğuk. Millet titriyor dışarıda. Biz karavanımıza girelim hemen. Of. Evet. Karavanımız sıcak Allah'a şükür ya. Bir çay demledik. İçerisi sıcacık oldu. Çayımızı içeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, yatağımızı yapıyoruz şimdi. Gün battı. Artık burada kalacağız. Ve evet. Yatağımız hazır. İki kişi daha yatacak olursa bu masa da aşağı doğru iniyor. Burası da yatak oluyor. Burada şimdi çayımızı içtik. Abdestimizi alacağız. Çeşmemiz burada böyle. Burada da kapaklı dolaplarımız var. Kulplarını takacağım daha bunların. Ha bak, senin o sarı bez buradaymış sanırım. Bardak da var burada. Bunlar daha kulpta kalacak. Aynı şuradaki inlerden alacağım buraya da. Evet arkadaşlar, köpeğe bir ekmek verdik. Köpek bir kilometredir bırakmıyor, önümüzde koşturuyor bizim. Allah Allah. Heh. Ayrıldı. Evet. Orada kalmadık. Dönüyoruz, evimize dönüyoruz ya. Dışarısı 6 derece. Arabanın içi 14 derece. Şimdi Dikili'ye doğru gideceğiz. Dikili'den de Alaya doğru, Çanakkale asfaltından döneceğiz. Her yer kapkaranlık. Sokağa çıkma yasağı da başladı şu anda. Saat 9. Biz daha eve 50 kilometre, 41 kilometre uzaklıktayız.